dile derman olanı, putperesti dergahına alanı. Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten çok duygulandım. Allah razı olsun. Nasıl konuşacağımı bilmiyorum ama bilmiyorum. Bir şeyler söylemeye çalışacağım müsaadenizle. Bu konuşmamı bir general veya garnizon komutanı olarak değil, sizin aranızdan çıkmış bir Anadolu çocuğu, gazi bir Türk vatandaşı olarak müsaadenizle yapıyorum. Şehitlik ve gazilik nasip işidir. 15 Temmuz'da şehit edilen 251 şehidimiz ve 2196 gazimizin her birinin, inanın, bizzat şahit olduğum için söylüyorum, kendi başına bu millete ilham verecek anıları vardır. O akşam hiç kimseden emir almadan, sonunu düşünmeden, yardan ve serden vazgeçerek naçizane bendenizde bu anılarda yer aldım. 15 Temmuz belki ilk bakıldığında yalnızca aziz milletimize ve devletimize karşı yapılmış bir hareket olarak gözükebilir. Ancak dikkatlice irdelendiğinde anlaşılacaktır ki ümidini Türkiye'ye bağlamış, gönlü ve gözü Türkiye ile beraber olan dünyadaki tüm kardeşlerimize ve dostlarımıza karşı da yapılmış bir darbe girişimidir. İşliği olduğunun bilinciyle biliyorum ki Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz yaşatmasın. Ve dahi de canımı vermeye her zaman hazırım. Garnizon komutanı olarak görev yapıyorum. En son ben karnımdan vuruldum. Karnımdan vurulduktan sonra ciğer acısı nasıl olur biliyor musunuz? Ben o serviste yani toplamda 2 ay gibi bir süre kaldım. 2 ay süre içerisinde işte bana söylenen parmağımın koptuğu diyafram. O ülke için kendi canını düşünmeden ölürsem şehit kalırsam gazi şiarı ile hareket eden insanlar ile yazılacağını tüm dünyaya ispatlamış ve tarihe unutulmayacak bir... Harika bir yorum. Çok teşekkür ederiz efendim öğrencim. 5 Temmuz darbe girişiminin 6. yıl dönümüdür.